Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi dairenin ikinci konu testini gömeceğiz birlikte arkadaşlarım. Hadi vira bismillah diyelim. Başlayalım bakalım nasıl sorularımız varmış. Görelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir de kırmızı kalem de alayım ben. Yazıyor mu? Yazıyor. Tamamdır. Birinci sorumuz. Taralı alanların oranı ne olabilir diye sormuş bize. Tamam, hemen bir bakalım. Şimdi şurada OB bizim yarı çapımızdır. OA da yarı çaptır. Şu yarı çapın şu uzunluğuna bir birim diyelim. Şimdi oran sorduğu için harf vermesem de olur. AA da diyebilirdim dostlarım ama bir bir dememiz yeterli. Tabii ki bu durumda yarı çap 2 oldu. Şurayı çizdiğimde bu da yarı çap olduğu için 2. Şurası da 2. Hatta ben şurayı da çizsem bunun da 2 olduğunu gördüm. Şimdi bakınız şu taralı bölge bir de şu taralı bölge var arkadaşlarım. Bunların ikisini ayrı ayrı bulup toplamayı deneyeceğim. Ama önce şuradaki açıları bir görelim. Bakın 90'ın karşısı 2 ise sadece 30'un karşısı yarısı olur. Demek ki burası da 60. Aynı şekilde burada da şurası 30, 90'ımız var. Burası 60 oldu. Şu 60'ın dışındaki açı burası 120 derece oldu. Bakın ne var şimdi karşımızda. Burada 120 derecelik bir daire kesmesi var. Hemen bunun alanını bulalım isterseniz dostlarım. 120'nin karşısındaki 120 derecelik daire diliminin alanını buluyorum hemen. 120 çarpı pi r kare bölü 360'tı. 120 gitsin burada 3 kalsın. R'miz de 2 dediğimiz için 2'nin karesi ne yaptı 2'nin karesi? 4. 4 yazdım buraya da. 4 pi bölü işte 360 derece 3 oldu. 4 pi bölü 3 çıktı. Şuradaki dairelik kısmın alanı. Şu daire dilimi daha doğrusu. Şurası arkadaşlar. Şimdi bize de diyor ki bundan şu 120 derecelik üçgenin alanını çıkart diyor kardeşim. Hemen onu da çıkartalım. Sinüs alandan bulacağım oranında alanını. O da 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı sinüs 120 yani kök 3 bölü 2'dir. İkiler birbirini götürür kök 3. Yani şurası kök 3 geldi. Biz şimdi nereyi bulduk? Şuradaki bölgenin alanını bulduk. Şimdi bu bölgede bir de şuradaki bölgeyi bulacağız ama bakın şunu fark ettim şimdi arkadaşlarım. Bunu da bulabilirim istersen. Bunu da nasıl bulacağım? Şuradaki 60 derecelik daire diliminin alanından şu 30-60-90 üçgenini çıkartınca da burayı bulmuş olur. Ama geç de olsa şunu fark ettim ben arkadaşlar. Bakın şuradaki daire kesmesi de 120 derecelik dairenin gördüğü kesme. Şu da 120 derecenin gördüğü daire kesmesi. Demek ki buradaki şu daire kesmesinin alanıyla buranın alanı birbirine eşit. Ve bakınız şuradaki çap tam ortadan geçtiği için yani şurayı iki eşit parçaya böldüğü için daire kesmesinin de alanını ikiye bölecek. Yani burası A alanıysa bu da A alanı olacak. Dolayısıyla bu 2A alanıysa bu da 2A alanı oldu. Ve bakın taralı alanların oranı ya 2 bölü 1'dir ya da 1 bölü 2'dir. Zaten hangisi olabilir diye soruyor. Oran 2 bölü 1 ya da 1 bölü 2'dir. İkisi de doğru cevaptır. Hangisi var şıklarda? Edirne'de 1 bölü 2 var. O yüzden bunu işaretledim. Evet, geldik 2 numaralı soruya. Taralı bölgenin alanı nedir diye bir soru soruyor yine bize. Bakın şöyle yapalım hemen. Şimdi 30'un gördüğü yay 60 derecedir yazalım. Eşit olduğu için buna da 60 yazalım. Hatta şu AC'yi de birleştirirsek değerli öğrenciler. Bakınız bu da 60 derecelik yay. Bu da 60 derecelik yay. Demek ki önündeki kirişlerin boyları eşit. Bu bir ikizkenar üçgenmiş. 30 ise buranın da 30 derece olduğunu söyledim ben artık. Hatta 30, 30, 60 şurası da 120 derecedir yapıştı. Şimdi bize neyi soruyor? Bir şuradaki 120, 30, 30 üçgeninin alanını bulun diyor. Artı bir de şurada bir parça kaldı. Bakın yine daire kesmesi dediğimiz şu parça var. Bir de bunun alanını bulun diyor. Şimdi 120, 30, 30 üçgeninin alanını bir bulalım. Öncelikle şimdi burada kardeşim 120'nin karşısı 6 ise 30'ların karşısını bulmak için kök 3'e bölüyorduk.
2 kök 3'tür buranın uzunluğu. Tabii şu da 2 kök 3. Alanını yazıyorum hemen. 1 bölü 2 çarpı üçgenin alanını yazıyorum. İki kenarını çarpıyorum. Yani 2 kök 3 ile 2 kök 3'ü çarpıyorum. Bir de aradaki açının sinüsüyle. Yani sinüs 120 ile çarpıyorum. O da kök 3 bölü 2. Şu ikiler gitti. Şu ikiler gitti. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3. Bir de burada kök 3 var. 3 kök 3 yaptı. Şu ortadaki üçgenin alanı. Onu bir unutmayalım. 3 kök 3. Şimdi bir de şuradaki daire kesmesini ekleyeceğiz ona. Onu da kırmızıyla bulalım arkadaşlarım. Bakın şuraya yarı çaplarımı çizersem. 60'ı gördüğü için merkez açımız da 60 olur. Ve bunlar eşit olduğu için bu 60 derecelik ikizkenar üçgen olur sana eşkenar üçgen kardeşim. Bunlar hep 60-60 oldu. Ve şu uzunluğu 2 kök 3 bulduğumuz için yarı çapımız da 2 kök 3 geldi. Eşkenar üçgenin bütün kenarları eşittir muhabbetinden. Şimdi ne yapacağım ben? Şu daire kesmesini bulmak için 60 derecelik dairenin alanından hemen şurada hesaplıyorum onu. Nerede hesaplayalım? Şurada hesaplayalım. 60 derecelik dairenin alanı 60 bölü 360 çarpı pi r kare. R'miz 2 kök 3 olduğu için karesi 12'yi yazdım. Bundan şuradaki eşkenar üçgeni bakın kırmızı yapıyorum onu. Bu kırmızı eşkenar üçgeni çıkartırsam mavi ile taradığım bölgenin alanını bulurum. Eşkenar üçgenin alanı neydi? A kare kök 3 bölü 4. A'mız 2 kök 3. Karesi 12 yapar. Kök 3 bölü 4'ten de burası 3 kök 3 yaptı arkadaşlarım. Şurayı bir hesaplayalım. 60'a bölelim. 60'a bölelim. 6 kalsın. 6'ya bölelim. 6'ya bölelim. 2 kalsın. Yani 2 pi eksi 12'yi 4'e böldüm 3 kök 3. Bu da neresiymiş? Şuradaki alan. İşte bununla şu ilk bulduğumuz 3 kök 3'ü toplayacağız ki eksi 3 kök 3 ile artı 3 kök 3 birbirini götürecek. Geriye bir tek 2 pi kalacak arkadaşlarım. Cevap Adana'dan çıktı. Aa, biraz zor soruymuş bu arada. Yani zor demeyelim de biraz uğraştırıcıymış arkadaşlar. Evet 3 numaradayız. O merkezli dairede BAC 65 derece. Şimdi bakın yarıçap 12 ise bu da 12. Ve şunu fark ettiniz. Şimdi bir kenar ortay şu üçgenden bahsediyorum. Üçgenin kenar ortayı alanı da 2'ye bölecek. Yani şurası A alanı ise beyaz üçgenin şu gri üçgenin de alanının A olması lazım. Şuradaki bölgeye de B alanı diyelim biz. Bize şimdi bu A ile bu B'nin toplamını soruyor. Ama ne fark eder ki şu A ile şu B'yi toplayalım biz. Sonuçta A artı B'yi soruyor. Yani bana aslında şuradaki daire diliminin alanı soruluyormuş arkadaşlarım. Şuradaki daire dilimi. Şimdi bu bir 12 ise şu da yarı çaptan 12. Yani bir ikizkenar üçgen geldi burası. 65 ise şu açıda 65. 130 yapar. Buraya da 50 derecemiz kalır. Yani 50 derecelik biz dairenin alanını arayacağız. 50 bölü 360 çarpı pi r kare. Yani pi çarpı 12'nin karesi 144. Birer sıfır sildim. 36'ya böldüm 36'ya böldüm 4. 5 kere 4 20 pi'yi de unutmayalım. Bakın çünkü şıklarda 20 de var. Bizim cevabımız 20 pi olacak Adana. Evet dördüncü sorudayız. 2 kök 2 vermiş şu kısımları ve dairenin alanını 50 pi vermiş. Şimdi dairenin alanı dediğimiz çeyrek daire yani pi r kare bölü 4'tür çeyrek dairenin alanı ve bunu bize 50 pi olarak vermiş. Hemen pi'ler gitti. R kare eşittir 4 çarpı 50'den 200. 200 de kök dışına 100 çarpı 2 olduğu için 10 kök 2 olarak çıkar. Demek ki benim yarıçapım 10 kök 2. O halde şuraya 8 kök 2 kaldı. Buraya da 8 kök 2 kaldı. Şimdi hemen şu dörtgenin çembere dokunduğu noktayla merkezi birleştiriyorum. Bu da yarıçaptır ve 10 kök 2'dir. Bakın şurada bir dik üçgen çıktı arkadaşlarım. 6, 8, 10 üçgenidir bu. O zaman şuraya 6 kök 2 kaldı diyebilirim. Şimdi şurada da aynı muhabbeti yaparsam burası da 10 kök 2. O zaman buna da 6 kök 2 kaldı diyebilirim. Şimdi şu dörtgeni biz tam çizersek
Bakın burası da 8 kök 2 olacak değil mi? Şuraya eşittir. Bu bir kare çıktı. 8 kök 2 olması için buraya da 2 kök 2, buraya da 2 kök 2 kaldı. Ve şuradaki 45 45 90 üçgeninden x dediğimiz 2 kök 2'nin kök 2 katı olacak arkadaşlarım. Ki burası 2 yapar. 2 ile de çarparsam 4 deriz. Cevap Denizli'den gelir. Evet. 5. sorumuz. Okuyalım soruyu. Eşit açılarımız var. Hemen gelin bu eşit açılara aynı harfi yazalım. Yani A diyelim. Buna da A diyelim. Gördükleri yaylara 2A, 2A şeklinde isimler verelim dostlarım. Bakın şurayı da birleştirirsem bir işime yarayacak mı bilmiyorum ama aynı yayların önündeki kirişler eşit olacağı için bunlara da eşittir yazdım. O zaman şu açı da A olur. Çünkü 2A'yı görüyor ya da ikizkenardan AA diyebilirim ben bunlara. Bakın bu ikizkenar üçgenin kenar ortayı aynı zamanda yüksekliği oluyordu biliyorsunuz. Burası 90 derece geldi ve aynı zamanda açı ortayı da oluyordu. Şunu da gösterelim. Hatta bunlara da B, B diye. B'nin gördüğü yay şurası 2B. Bu B'nin gördüğü şurası 2B olsun. Ve A ile B'nin toplamı 90 geldi. E o zaman şu B ile şu A'nın da toplamı 90. Demek ki buranın da B olacağı, yani 90 olduğunu, hatta şuradaki 90 A'dan buranın B olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şurada bir Pisagor bağıntısı yapalım hemen. Şurada bir Pisagor çakalım. 8 kök 3'ün karesi 64 çarpı 3 yapar. 64 çarpı 3 eşittir. 8'in karesi 64 artı şuraya x dersem x kare. 64'ü buraya atarsam 2 tane 64 kalır burada x kare. Kök içine aldığımda 64 dışarıya 8 diye çıkar ama 2 içeride kalır. Yani x eşittir 8 kök 2'ymiş. Şurayı buldum. 8 kök 2. Sonra bir de şu uzunluğu bulalım. Bakın burası 90 dereceydi ve diklikten diklik indiği için Öklit çakalım hemen. 8'in karesi 64 eşittir. 8 kök 2 çarpı şuraya y diyelim. Y. Hemen 8'e böldüm, 8'e böldüm, 8. 8 bölü kök 2 çıktı y. Kök 2 ile genişletirsem 4 kök 2 olur y. Yani şurası da 4 kök 2. Şimdi bakın 90 bizim çevre açımızdır. Ve hangi çevre açı 90 derece oluyordu? Çapı gören. Demek ki benim çapım şurası. Yani 12 kök 2 çap. O zaman yarı çap ne olur arkadaşlar? R yarısı. 6 kök 2. Bize de dairenin alanını soruyor. Pi r kare. R karemiz 6 kök 2'nin karesi. Yani 36 çarpı 2'den 72 yapar. 72 pi'dir. Bizim sorumuzun cevabı kaç pi diye soruyor. 72 pi yani 72'dir sorumuzun cevabı. Evet, 6. sorumuz gayet gıcık gözüken bir soru. 3 tane eş merkezli daireler konulmuş. Büyük dairenin yarıçapı 12 artı 6 kök 3 ise taralı bölgenin alanı. Şu ortadaki bölgenin alanını soruyor. Şimdi çemberler birbirine teğet ise merkezlerini ve teğet oldukları noktayı birleştirin demiştim. Çember de uzunlukta. O yüzden bunları bir birleştirelim. Her birinin yarıçapına şöyle R, 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 R diyelim. Şu büyükle de teğet olduğu noktayı R diye birleştireyim. Aynı şekilde şurası R. Şurası R olsun. Bakın ortadaki üçgenimiz bir eşkenar üçgen çıktı. Bunun hemen şöyle yüksekliğini indirelim. Tam kenar ortay olacak. Buraya dik inecek. Şimdi şurası da ağırlık merkezi olsun. Tam ortada da bir yerde ağırlık merkezimiz var. 30 burası tabii ki biliyorsunuz 30. Şurası da 30 açı ortay oluyor. Şuralar 60-60. Şimdi 30'un karşısı R ise 60'ın karşısı R kök 3. Tabii bu ağırlık merkezi de 1'e 2 oranında böldüğü için şurası şu mesafe sadece ağırlık merkezine kadar olan şu kısım arkadaşlarım ne oldu? 2R kök 3 bölü 2, 3 geldi. 2R kök 3 bölü 3 gelmek zorunda. Neden? Çünkü tamamı R kök 3, 1'e 2 oranı var. Yani 3K dersen buraya K eşittir. R kök 3 bölü 3 yapar. 2K lazım bize. 2R kök 3 bölü 3 yaptı. Şimdi büyük olan çemberin yarı çapı da şuranın tamamı. Yani R ile şuranın toplamı yazalım. R artı 2R kök 3 bölü 3'ün toplamı
bizim yarı çapımız. Yarı çapı da bize 12 artı 6 kök 3 diye vermiş. Şimdi burada iki seçenek var. R ya 12'dir diyeceğiz. Peki R 12 olsa buraya da yazdığımda 24 bölü 3'ten 8 kök 3 oluyor. 6 kök 3'ü sağlamıyor. Ya da R 6 kök 3'tür diyeceğiz arkadaşlarım. R 6 kök 3 olursa burası 12 çıkıyor mu diye bakalım. R'ye 6 kök 3 desem 12 kök 3 yapar. Kök 3 ile çarptım mı 36 yapar. 36'yı 3'e bölersem 12 yapar. O zaman R 6 kök 3'tür. Çok uzatmadan bulduk bunu. Tamam. Neyi soruyor bize? Taralı bölgenin alanı nedir diye soruyor dostlarım. Şimdi taralı bölgeye odaklanalım. Şu ortadaki bir garip bir şekil. Biz bunu şu eşkenar üçgenin alanında, bakın eşkenar üçgenin bir kenarı 2R. 2R'nin karesi 4R kare. Kök 3 bölü 4'ten neyi çıkartacağım? Şuradaki 60 dereceliği, buradaki 60 dereceliği, buradaki 60 dereceliği. Yani toplamda 180 derecelik dairenin alanını çıkartacağım. O da yarım daire yapar dostlarım. Yani yarım dairenin alanı pi r kare bölü 2 çıkacak. Hemen şu dörtleri bir silelim. R kare parantezinde, r kare parantezinde kök 3 eksi pi bölü 2'dir benim aradığım taralı alan. Şimdi r kareyi de yerine yazalım. R karemiz 6 kök 3 olduğu için karesi 36 çarpı 3'ten 108. Yani sorunun cevabı 108 kök 3 eksi pi bölü 2. Doğru cevap bu. Şimdi şıkları kontrol ediyorum. Hiç pi bölü 2 yok. Hepsi pi'li. O zaman 2 ile genişletelim biz burayı. 2 ile çarpalım arkadaşlarım. 2'yi nasıl? Şuradan içeriye atalım. 54 çarpı 2'dir ya bu. 54 dışarıda dursun. Şurada yazayım. 54 dışarıda. 2'yi de içeriye atalım. 2 kök 3 olur. Eksi pi olur. Evet. Cevap Bursa'dan geldi. Gerçekten de gıcık bir soruymuş bu arada. Geldik şuna, 7 numaraya. Bu da biraz gıcık gözüküyor arkadaşlarım. Bir 90 derece var, bir de şurası 150 dereceymiş, 12'ymiş bu da. Şimdi nasıl yapalım? Önce şu bölgenin alanını bir bulalım arkadaşlarım, şurayı. O da nedir? Şurada 90 derecelik çeyrek bir daire var. Şöyle çeyrek bir daire. Hemen tabii yarıçapımız 12, bunları da bir yazayım. Bu çeyrek dairenin alanı pi r kare bölü 4'tür değil mi? Pi r karemiz 144 yapar bölü 4. Den eksi dik üçgenin alanını çıkartıyorduk. O da 12 çarpı 12 bölü 2 yapar. 12 çarpı 12 bölü 2. Şurası 4'e bölersem 36 pi yaptı. Eksi 144 bölü 2'den 72 yaptı. Şimdi bu bulduğum yer şu taradığım yer. Unutmayalım. Sonra şunu yapacağım. Şimdi şuradaki 150 derecelik daire diliminin alanını bulacağım arkadaşlar. Şurayı. Hemen onu da hesaplayalım. 150 bölü 360 çarpı pi r kare. Yani 144. Birer sıfır silelim. 36'ya bölelim 4. O da eşittir. Şurada pi'miz var tabi. Unutmayalım onu. 4 kaldı. 15. 60 pi yaptı bu da. Bu neresiydi? Şuradaki 150 derecelik daire dilimi. Bundan şurayı çıkartsam, şu üçgenin alanını çıkartsam, bir de şu taralı bölgeyi çıkartsam, değil mi? İki tane şu kırmızı ve mavi ile taradığım bölgeyi şu 60 pi'den çıkarınca ne kalıyor geriye? Ortadaki yamuğa benzer şeklin alanı kalıyor. Tamam, yapalım bunu, bitsin soru. Şimdi ne dedik? 60 pi'den, şurada yer var mı? Şurada var. 60 pi'den çıkacak. Ne çıkacak? Bir kere şu taralı bölge. Yani 36 eksi 72 pi. Onu da eksiyle dağıtalım. Eksi 36 pi artı 72 olur. Bir de şuradaki üçgenin alanı. Eksi. Bu üçgenin alanı da şöyle kenarda bulayım. Sinüs alandan 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 12 çarpı sinüs 150 olarak bulalım buranın alanında. Evet, bir misafir geldi arkadaşlar, o yüzden durdurdum, devam ediyorum şimdi. Ne demiştim? Şu üçgenin alanı 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 12 çarpı sinüs 150. O da 1 bölü 2'dir diyelim. Hemen şunlar gitti 6, şunlar gitti 6. 36 çıktı. Bu da 36'yı da çıkartacakmışız. Peki hesaplayalım şimdi. 60'dan 36 çıkarsa 24 pi kalıyor. 72'den 36 çıkarsa 36 kalıyor. 24 pi artı 36.
12 parantezini alabilirim. 12 parantezinde 2 pi artı 3, yani Ceyhan'dan geldi 7. sorumuzun cevabı. Vay be. 19 dakika olmuş. Daha 7 soru çözdük arkadaşlar. Bu bayağı uzun sürecekmiş gibi duruyor. Evet, klasik bir soru tarzımız arkadaşlarım. Hemen karede böyle limona benzeyen şekiller görünce ne yapın demiştim. Köşegenleri çizin. İşte çizdiğim şu bölge, şu bölge, şu bölge, şu bölge, şu bölge, şu bölge. Bunların hepsi birbirine eşittir demiştik. Bunu hem köşe taşında hem de tarama testinde göstermiştim. Şuralara da BB diyelim. Bakın bize şu A ile şu B'nin toplamını soruyor. Ama biz bu A ile bu B'yi toplamını bulursak o da şu üçgenin alanı yapıyor ki aynısından bir tane de burada var. Bu iki üçgende ne yapıyor dostum? Tüm karenin yarısı demekti değil mi? Kare 4 tane üçgenden oluşuyor köşegenleri çizince. 4 üçgen değil de bize iki üçgeni soruyor. Yani karenin alanının yarısını soruyor. Karenin alanı onun karesi 100'dür. Yarısını sorduğu için cevap Bursa'dır. Evet, hızlı bir şekilde bunu çözebildik Allah'tan. Geldik 9 numaralı sorumuza arkadaşlarım. Bakalım burada neler yapacağız. Şimdi şöyle bir oturtturalım ilk önce. Başlayalım bakalım. Nereyi vermiş? EH'i 2 vermiş. Şurası 2. OH 2 kök 3. Buraya 2 kök 3 yazalım. Hemen Pisagor yaparsam 12, 4. 16'dan burası da 4. O zaman bu da 4. Ve bakın 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. Şurası da 60. Şu OA'yı birleştirirsem bu bir yarı çaptır. 4, 4, 4 kök 3 bulurum ben yarı çapımı. Şimdi bana taralı alanı soruyor ki hatta şurası da 90, şurası 30'du, şurası da 30. Bakın şuradaki daire dilimi var. Biraz kalın yapayım ben size o daire dilimini. 30 derecelik daire dilimi var burada dostlarım. Hemen bulalım mı alanını? 30 bölü 360 çarpı pi r kare. Pi r'miz 4 kök 3 olduğu için karesi 16 çarpı 3'ten 48. Birer sıfır sildim. 3'e böldüm, 3'e böldüm 12. 12'ye böldüm, 12'ye böldüm 4. 4 pi geldi şuranın tamamı. Ben bundan şu 30, 30, 120 üçgeninin alanını çıkartacağım. Onu da bulalım şöyle kenarda. 1 bölü 2 çarpı kenarlarımız 4, 4 çarpı sinüs 120 kök 3 bölü 2. 2 kere 2 4'tür. 4 kök 3'ü çıkartacağım dostlarım. 4 pi eksi 4 kök 3, yani 4 parantezinde pi eksi kök 3'tür. Yani Edirne'den geliyormuş sorumuzun cevabı. Evet, 10. soru. Taralı bölgelerin alanları toplamı, fakat bu bölgelerin özelliği şu. Arkalarındaki yayların toplamı 180. Yani ben bunları şöyle bir ucuca eklersem, yani şu 6'yı getirdim buraya taşıdım. Şu arkasındaki yay buraya geldi. Şuna A dersem A'yı buraya taşıdım dostum. B burada olsun. Bakın A ile B aslında ne oldu? Arkalarındaki yayın toplamı 180 ya. Demek ki şurayı birleştirirsem burası kesin çap oldu arkadaşım. Neden? Çünkü arkasındaki yay 180, önü de 180. Sadece çap 2'ye bölüyordu daire. Demek ki bu da çapı gören çevre açı 90 derece geldi. Şimdi hatta 2 6 2 kök 10 yapar burası. Kök 10, kök 10 diye de yarı çapımızı da bulduk. Şimdi bakın bu A ile bu B'nin toplamını soruyor bize. Ne yapacağız? Yarım dairenin alanından pi r kare bölü 2'den şu dik üçgenin alanını, yani 2 çarpı 6 bölü 2'yi çıkartacağız. Yani 6'yı çıkartacağız bir şeyden. Yarım dairemiz de r'miz kök 10 olduğu için karesi 10. 10 bölü 2'den 5 pi yaptı. Eksi 6, yani Adana şıkkından geldi sorumuzun cevabı. Evet, 11'deyiz. Kareymiş dostlarım. Tabii ki biliyorsun ki karede bütün kenarlar birbirine eşit. Şunları yazalım. Eşitlerin arkasındaki alanlar da birbirine eşit. Şunların hepsine AA diyelim. Şu taralı bölgeye de B diyelim. Bakın bu A ile bu B'nin toplamını soruyor ama ben bu A ile bu B'nin toplamını, yani şuradaki dik üçgenin alanını bulacağım dostum. Hatta ikiz kenar dik üçgen değil mi bu? Şimdi alan ABC'de, yani karenin alanı 24. Karenin alanı bir kenarının karesiydi. O zaman bir kenarı 2 kök 6. Yani şunlar hep 2 kök 6. Bu da 2 kök 6. 2 kök 6 çarpı 2 kök 6 bölü 2 yapacağız dostlarım. Dik üçgenin alanı. 2 kök 6 çarpı 2 kök 6 bölü 2.
Şunlar gitti. Bunlar 6 yaptı. 2 ile çarptım. 12 geldi sorumuzun cevabı. Evet, 12 numaralı sorudayız. O merkezli yarım daire parçası ve C kesişiyor. AO 2 kök 3. Şimdi büyük dairenin yarıçapı 2 kök 3. O zaman şu da 2 kök 3. Bu da 2 kök 3. Şu da yarım daireymiş. Çapı gören çevre açı 90 derecedir deyip buraya 90'ımızı yazalım. Başka 2 kök 3, 2 kök 3. Bunların şurası 90'sa tamam, neyse bir soruyu okuyalım da. Alan OCD. OCD. Bitti. Zaten dik üçgenin alanını soruyormuş bize. O zaman 2 kök 3 çarpı 2 kök 3 bölü 2. 2'ler gitse 3 kere 2'den 6. Bayağı basit bir soruymuş. Evet, şuna bakıyoruz. Taralı bölgelerin alanı 48 pi. Daire dilim dairelerden birinin yarıçapı. Şimdi eş daire bunlar. Çünkü aynı merkezlerden, birbirlerinin merkezinden geçiyorlar. Şurayı çizdim. Şurayı çizdim. Ve şurayı çizdim arkadaşlarım. Bakın R, R, R. R, R yazdığımda ne çıktı karşımıza aslında arkadaşlar? Eşkenar üçgenler çıktı. Yani şuralar hep 60'ar derece. 60'ar derecemizi yazalım. İki tane eşkenar üçgen çıktı. Şimdi şuradaki kalınlaştırdığım daire dilimi 60 derecelik daire dilimi. Bakın bir tane de şurada 60 derecelik daire dilimi var. Aslında bize iki tane 60 derecelik daire, yani kısaca 120 derecelik dairenin alanını soruyor dostlarım. 120 pi r kare bölü 360. Şunlar gitti 3. Pi r kare bölü 3 yani bize taralı alanımız. Bunu da bize ne vermiş? 48 pi. Pi'ler gitsin. R kare eşittir 48 çarpı 3. Yani 16 çarpı 3 çarpı 3. Yani 16 çarpı 9. R o zaman 4 çarpı 3'ten R 12 yapar. Yarıçapını soruyordu, 12. 14 numaralı sorudayız. O merkezli yarım dairede. Dilim damağım kurudu ya. Evet, 3'ler 12'ler taralı bölgenin alanları. Şimdi dondurma kuralı yapalım. Şurası da 3. Dondurma kuralından bununla bu eşitti. Bununla da bu eşit olduğu için 3, 3, 12, 12 yazdım. Şimdi merkezden ve teğetlerin kesim noktasından geçiyorsa bunlar açı ortaydı. Şöyle A, A, B, B yazalım bunlara da. Ve bakın U kuralından 2A ile 2B'nin toplamı 180. O zaman A ile B'nin toplamı 90'dır. Buraya da 90 kaldı diyelim. Peki. Şu Z harfinden burası A derecedir diyelim. Yok, A olmaz. Pardon, yanlış söyledik. Neyse, tamam, devam edelim. Neyi soruyor? Taralı bölgelerin alanları. Ya kısaca şuraya X, şuraya da Y açısı desem. Şu 90 olduğu için X ile Y'nin toplamı da 90. Yani bize 90 derecelik, toplamda 90 derecelik dairenin alanı. Yani çeyrek daireyi soruyor. O zaman pi r kare bölü 4'ü soruyor diyebilirim ben. Burada tek eksiğimiz yarıçap. Yarıçapı da şöyle bulalım hemen. Şurada dik yamuğun özelliğinden şuradan bir diklik indirirsem burası da 3, buraya 9 kalır. Bakın burası 15, 9 12 15'ten burası 12. Tabii ki burası da 12 olacağı için 6 6. R'miz 6. O zaman karesi 36'dır. 36'yı da 4'e bölersem 9 pi çıkar sorumuzun cevabı. Evet, geldik 15 numaralı soruya. G ağırlık merkeziymiş. B ve C merkezi daireler G noktasında kesişiyormuş. AC 12'ymiş. AC neresi? Eşkenar üçgenmiş bir de bu. Eşkenar üçgense şuralara 60'larımızı bir yazacağız bir kere. Bize de taralı bölgelerin alanları toplamını soruyor. Tamam. Şimdi şurayı çizelim. Şurayı çizelim. Ağırlık merkezinden geçtiği için bu açı ortay olur. 30-30. Bu da aynı şekilde 30-30. Sonra hatta bunları şöyle bir şöyle çizeyim. Bunu da aynı şekilde şöyle bir çizeyim. Burası da 60 derecelik olsun. Burası da 60 derecelik. Yok, 30 derecelik olsun hatta. 30 derecelik çizmiş olalım. Şunu şuraya taşıdım yani. Şimdi bakın şurayı da çizdiğimde ben eğer istersem şuradaki daire kesmesinin alanını nasıl bulabiliyorum arkadaşlarım? 60 derecelik dairenin alanından şuradaki eşkenar üçgeni çıkartarak buluyorum. Şurayı şöyle yapayım da daha net görün. Şurası 30 derece. 60 derecelik daire diliminin alanında 60 çarpı pi r kare bölü
360'tan ben eşkenar üçgenin alanını çıkartacağım. Şimdi bunun da R'si kaç? AC 12 dediyse 12 ise şuradan çizdiğimde bu 12'yi 6, 6 diye bölecek. 6'nın kök 3 katından 6 kök 3, burası 2 kök 3, burası da 4 kök 3. Yani yarıçapımız 4 kök 3. Demek ki eşkenar üçgenin bir kenarı da 4 kök 3. 4 kök 3'ün karesi 48 kök 3 bölü 4. Yani a kare kök 3 bölü 4 yaptı. R 4 kök 3 olduğu için burası da 48 yaptı. Birer sıfır sildim. 6'ya böldüm, 6'ya böldüm 6. 6'ya böldüm, 6'ya böldüm 8. 8 pi eksi 48 bölü 4'ten 12 kök 3. Şimdi ben nereyi buldum? Şurayı. Şimdi şöyle yapalım hatta. Şuna A dersem bu da A. Ben 2A'yı buldum. E bu da A. Bu da A olduğu için şuradaki beyaz boşlukta ilk başta da 2A çıktı ki bu 2A dediğimiz şey şu. Değil mi? Biz şu anda 2A'yı bulduk. Yani burasıymış bu beyaz boşluk. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Şuradaki 60 derecelik daire diliminin alanını bulacağız. 60 derecelik daire diliminin alanı 60 çarpı pi r kareden 48 pi bölü 360. Sıfırlar gitti. 6'ya böldüm 6'ya, 6'ya böldüm 8 pi'dir. Şurası 8 pi. Şimdi ben bu 8 pi'yi yazarken 2a'yı da içine aldım. O zaman buradaki taralı alan 8 pi eksi 2a'dır. 8 pi eksi 2a. 2a da şuydu. Hemen 2a yerine 8 pi eksi 12 kök 3 yazalım. O zaman 8 pi artı 12 kök 3 olacak ki 8 pi'ler gidecek. 12 kök 3 geldi şurası. 12 kök 3 de burada var. Toplamda aynısını da burada bulacağım yani diyorum. 2 tane 12 kök 3 yapacak. Biz bir yerde bir hata mı yaptık? Bu 2a'ydı. Şimdi 60 derecelik dairenin alanı 60 çarpı pi r kare bölü 360. R karemiz 4 kök 3'ten 16 çarpı 3 48 gitti gitti 8 pi. Şurası 8 pi. Bir 8 pi de buradan geliyor. 16 pi'den ben 2a'yı çıkartacağım. Pardon yanlış söyledim. Bir kere bunu çıkartacağım. Oradan da 12 kök 3 geldi. Doğru. Tamam. Şimdi işlemlerimiz doğru oldu arkadaşlarım. Bir daha bir kontrol edin. Tamam. Baştan bir daha izleyin bu soruyu eğer oturtamadıysanız. Ben şimdi biraz yoruldum. O yüzden bir daha anlatmak istemedim açıkçası. Evet, son soruya geldik. Şimdi 30 derecenin gördüğü şurada bir 60 derece var. Bakın şurası şu adam paralelmiş şuraya. Ve bize paralel iki doğrunun arasındaki üçgenin alanı soruluyor. Alan kaydırmayı hatırlayın. Tepe noktasını tutup tam şuraya getireceğim dostlarım. Yani şu taralı üçgen burası oldu aslında. Ve ne demiştik? Alan kaydırma yaparsanız alan değişmez. Yani bize sorulan alan şu yeni taradığım alan oldu arkadaşlar. Ve 60'ı gören çevre açı da 30 derecedir. Buraya da 30'u yapıştıralım. Şimdi merkezimiz de şurada bir yerde olsun. Hemen şöyle bir 60'ı gören merkez açıyı çizelim. Şurası 60 derece. Yarıçapı 6'ymış. Şurası 6'ymış. Yarıçapı arıyorum. 6. Bakın o zaman biz şurayı bulacağız şimdi. Şunu da çizdiğimde burası 15, 15, 15. Biz 2 tane 150 derecelik üçgenin alanıyla bir tane de 60 derecelik üçgenin alanını arıyoruz arkadaşlar. Şimdi 60'lık üçgen dediğim eşkenar üçgen yani a kare kök 3 bölü 4 artı 2 tane sinüs alan yapıyorum. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı yani şurayı bulurken 6 çarpı 6 çarpı sinüs 150. Sinüs 150 de ne yapıyordu? 1 bölü 2. Şimdi 2, 2 şunları da 3, 3 yapalım. 9 oldu burası. 2 ile çarptım 18 oldu. Burası da 9 kök 3. 9 kök 3 artı 18. Hatta 9 parantezinde kök 3 artı 2 yani Adana şıkkı doğru cevap geldi. Evet bunu da bitirdik. Bayağı da yorulduk. 34 dakika mı olmuş? Ay maşallah. Evet arkadaşlarım hadi bakalım bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.